resim sergisinde yalnız bırakmıyor. Zeynep Hanım'ın Kerem'cimin yağlı boya portresini yapmaya başladığını öğreniyoruz. Sen benim portremi yaptığını mı söyledin? Sürpriz. Şimdi ne kadar bir sürede kendisiyle olur? Şimdi burada değil. Bir buçuk ay falan sürecek. Koleksiyonun en pahalı parçası. Biraz büyük bir ölçekte çalıştığım için biraz sürecek. Peki Kerem'cimin resim sanatına özel bir ilgisi var mıymış acaba? Severim. Benim annem resim öğretmeni. Ben de bayağı bir resim bölümüne girmeye çalışmıştım. Hacettepe resim bölümüne almadılar beni. Zeynep de diyor ki beni de almadılar, boşver. Kerem'cimin tatil planlarını öğrenmek istiyoruz. Beyefendi de o günkü neşesini hoş bir şekilde yansıtıyor. Albüm işte klip dönemi geçtikten sonra hemen film çekimlerine gireceğiz. Sonra belki bir Bodrum, ailemin yanına. Nasıl bir karakterle karşımıza çıkacaksınız belli mi? Bodrum'da mı? Bodrum'da genelde röportaj yapmıştık orada. Biliyoruz nasıl bir karakterle çıktığınızı. Sinirli. Yok, yapmıştık röportaj, hiçbir sinir tamam. Yoktu. Tabii canım, niye sıkıntı olsun, benim de sıkıntı olmaz. Hayatın ortasındayım, hala hayal kurmaktayım. Yine bir aşkın peşinde, yeni bir şarkı yazmaktayım. Kerem Cem'e teşekkür ettikten sonra Hüsnü Şenlendirici'nin yanında alıyoruz soluğu. Ünlü müzisyen de Zeynep Yazıcı'nın ilgi gören resim sergisini çok beğenmiş. Çok güzel çiziyor bir kere, şey çiziyor yani, canlı gerçek gibi çiziyor. Bazı çalışmaları var ki böyle insan hani fırçadan çıkmış olduğuna inanamıyor. Bu arada Hüsnü Şenlendirici yoğun çalışma temposundan fırsat bulduğu zamanlarda balık tutarak stresini atıyormuş. Çok seviyorum balık tutmayı. Daha dün gittim menajerimle beraber Gerçek Bey'le. Yeni oltalar aldık, takımlar aldık, böyle çantalar mantalar. Gittik 3-4 kilo da balık tuttuk. Onları pişirtip yedik güzelce. Nesat Türkçen.